Sadece Borsa kanalına hoş geldiniz. Piyasada olan piyasada akılların 20. bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta Soner olmadığı için sevgili Cem Alpay'a ben eşlik etmeye çalışacağım. Abi selamlar, nasılsın? Teşekkürler Aytekin. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Kripto tarafı ile ilgili ben 2-3 günden beri zaten ben ve diğer arkadaşlar kanala bir şeyler koyuyor. Biz bu yayında sadece borsaya odaklanacağız. Ondan dolayı sözü ben Cem abiye bırakmak istiyorum. Abi buyur, sahne senin. Teşekkürler Aytekin. Buradan öncelikle Soner'e de selamlar söylüyorum. Kendisi Bakü'de, hafta sonu için Bakü'de olacak. Döndüğü zaman oradaki havadisleri de kendisinden alırız. Ben şimdi ufak ufak borsaya geçmek istiyorum. Şöyle ekranımı paylaşıyorum. Öncelikle her yayın öncesinde olduğu gibi bir yazımızı hazırladık. Ve bu yazımızın başlığı şöyle. Standard & Poor's not beklentisi öncesinde borsa dedim ben bu hafta. Bu şekilde giriş yapmak istedim. Öncelikle borsamızın Mayıs ayına şimdilik iyi başladığını söyleyebiliriz. Şu an 312 dolar seviyesini aşmış durumdayız. TL bazlı zaten zirvedeyiz. Öncelikle bu yukarı trendin herkesin hemfikir olduğu şey S&P'den gelebilecek not arttırımı. Not arttırımı bekleniyor ama esas buradaki itici gücün görünümü de pozitife çevirir mi diye bir beklenti olduğunu söylemek lazım. Hepimiz piyasalardan sonra gelecek bu haberi bekliyor olacağız. Yavaş yavaş BIST 100'ü incelemeye başlayalım. Şimdi bu tarafta şöyle bakacak olursak geçtiğimiz hafta biz zaten şu civarlardayken çok net ve teknik bir görünüm olduğunu söylemiştik. Zirvesini yenileyip buradan eski zirveden onay alıp yukarıya doğru şu civarlardayken de dedik ki 10.250 en azından şuradaki küçük fincan kulübün hedefi olur. Ondan sonrasına bakarız demiştik ve şu anda o görünümün tamamlandığını burada görmüş olduk. Tamamlandı demek sat demek değil. Sonra ne olacak? Buna bakıyor olacağız. Şimdi kendimize Ekim 2023'ü eğer bir çıpa olarak alacak olursak oradan başlayan ve 7.200 dibinden yukarı gelen hareketin devamında yaklaşık şöyle biraz daha büyütürsek 10.800'lerin hedef olduğunu söylemek mümkün. TL bazlı. Burada da mükemmel bir yapı var. Burada 1.618 Fibonacci seviyesi önce bir direnç olarak çalıştı. Daha sonra üstüne geçirdikten sonra destek olarak çalıştı ve şu anda yukarıya 2.618'e genelde bu hareketler ivmelenebilir. Buraların aşılması durumunda da bar boyları uzayıp hareket şımarabilir ve üst hedefleri buradan sonra konuşuruz. Şimdi onun için çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Hepimizin gözü kulağı aslında dolar bazlı seviyemiz. Dolar bazlı 313 seviyesinin yaklaşık Eylül 2023'ten beri şurada görüyoruz. Burada karşımıza bir direnç olarak çıktı. 1, 2, daha sonra 300'leri zorladık, 305'leri. Ve şu an dün itibariyle bu seviyenin kırıldığını, 313'ün üstüne attığımızı görüyoruz. Burada dolar bazlı olarak nereleri beklemeliyiz, nereleri hedeflemeliyiz? Aslında şöyle bakalım. İlk hedefimiz 324 seviyesi. Şurada bir turuncu çizgi görüyoruz. Bu 324 seviyesi neden 324? Şuraya geri dönecek olursak eğer şöyle bir grafik çalışması var. Haftalık bir grafik. Haftalık grafikte 2013'ten beri süregelen burada önce bu 324 seviyesi bir destek olarak çalışmış, kırmış, tekrar destek olmuş, tekrar destek olmuş. Daha sonra 305'in altına geldiğinde direnç olmuş, direnç olmuş. Şu 305-324 aralığını burada net bir şekilde görüyoruz. Ve tekrar 2023'te denediğimiz, 2023'te tekrar denediğimiz, 2024'te de denediğimiz bu 305 aralığının şu an bu puslu bölge diyorum ben buraya. Bunun içindeyiz. 324 seviyesi yukarı kırılacak olursa bir sonraki hedefimiz bu sefer hangi bant olacak? Şuraya da yazdığımız 324-400 aralığı. Yani 324'ü kırarsak şu sol tarafta olduğu gibi birkaç sene burada debelenilmişti. Buradaki hareket bizi önümüzdeki dönemde 324'ten 400'e götürebilecek. Tabii ki böyle bir haftada, 2 haftada şöyle bir ivme olmayacaktır ama birkaç haftada şurada iki ileri bir geri bir pozisyonda 400'ün dolar bazlı endekste hedeflendiğini söyleyebiliriz. Burada da yabancı girişleri yine yazımızın devamında bunu görüyor olacağız. Orada da nerelere yabancı ilgisi var, kaç seviyelerindeyiz bunları görüyor olacağız. Şimdi şöyle bakalım. Majör hisseler peki bu son 2 yıllık dönemde ne yapıyordu?
2 yıllık zaman diliminde BIST 100'de mesela Şişe, Petkim, Kardemir, Ereğli'yi şöyle bir sınai grafikle beraber kıyaslamak istedim. Ve buraya baktığımız zaman tam Mayıs 2022, Mayıs 2024 aynı tarih. Şuraya geldiğimiz zaman şöyle endeksimiz %317 yapmış. Bu zaman zarfında 2 yılda %300'ün üzerinde bir getirisi var endeksi 100'ün. Sınai endeks bunun gerisinde kalmış. Bu önemli bir nokta aslında. Ve bunun altında da bu bahsettiğim hisseler Şişecam, Petkim, Kardemir, Ereğli bunlar ve en kötü de özellikle Ereğli TL bazlı getiriden konuşuyoruz burada. Yani daha işte dolar bazlı neredeyiz hiç onu koymadım. Moralimiz bozulur özellikle Ereğli özelinde. Ve herkesin şu anda Çin'den de gelebilecek verilerle demir çelikteki hareketlenme Ereğli'ye burada herkes dört gözle bekliyor yansımasını. Çünkü geçtiğimiz sene temettü vermediği seneden itibaren onun öncesinde herkes işte poğaça yemeğin Ereğli alın. İşte her gün bir tane işte simit yemek yerine Ereğli alırsanız işte temettü emeklisi olursunuz gibi birçok yorum sen de duymuşsundur. Ama son iki yıllık durumumuz enflasyonu üst üste koyduğumuzda bile TL bazında çok ciddi bir zararda olduğunu söyleyebiliriz Ereğli yatırımcısının. Dolayısıyla gözü kulağı yatırımcının şu anda bu hisselerde burada gelebilecek bir hareketlenme inşallah onları da mutlu eder. Ancak yabancı yatırımcının özellikle son bir yılda ve son bu seçim sonrasında bulunduğu sektör bir numara banka, iki numara holding. Holding'de de belli holdinglere çok sıkışmış vaziyette. Koç Holding ve Sabancı gibi diğer taraflarda henüz aslında net bir girişin olmadığını söylemek mümkün. Öncelikle burada tabii. Çok pardon abi bir araya gireyim mi? Bir önceki tabii. Dolar grafiğini gösterirken ben şahsen işte biraz da kriptocu refleksiyle hep böyle dolar düşündüğümüz için sen işte 310'ları yavaş yavaş üzerine attık ve sonunda işte 313 dolarlardayız. İlk hedef 320'ler dedin. Daha sonra da uzun vadede 400 dolarları deneyebiliriz dedin. Aslında şunu düşündüm. Şimdi 300'lerden 400 dolarlara yaklaşık %33'lük bir prim var burada potansiyel olarak. Dolara alabileceğiniz faiz, işte Fed bugün %5,5 civarında faiz oranları. Dolayısıyla da hani finansal okuryazarlık açısından %5,5'u yendiğimiz dolar bazında, yıllık bazda her senaryo aslında iyi bir yatırım gibi görünüyor. Dolar bazda alım gücümüzü artırmışız anlamına gelebilir. Dolayısıyla burada çok ciddi bir potansiyel var. Tabii ki riskler vardır. Hemen 400'e gidecek demediğinin farkındayım. Ama bu bir yıl içerisinde, önümüzdeki bir yıllık süreç içerisinde olası bir senaryo olarak görüyor musun sen abi bunu, 400 dolarları? Evet, görüyorum. Aslında kanalımızda da yorum yapan mesela sevgili Sertaç Ekeke, onun da söylediği 400 dolar seviyelerinin 2024 içinde görülebileceği yönünde. Ben sadece teknik gözle bakarsam, hani temel tarafında burada itici güç, işte yabancının işte borsaya girişi olabilir. Ama yabancının tahvile ilk gireceğini herkes söylüyor zaten ve orada girişler gözlemlenmeye başladı. Bu tarafta benim baktığım tek şey aslında şu. Buradaki seviye mesela şuraya bakalım 2022'nin ortalarından 2023'ün yanılmıyorsam Mart Ocak ayı mıydı tam hatırlamıyorum. Dolar bazlı şuradaki getiriye bakar mısın? Evet, yaklaşık 140'tan 300. Yani çok şu iyi. Getiriyi gördüğü zaman bir takım yatırımcılar direkt burada ben dolar bazlı çarpı 2 gördüğüm zaman bu kadar kısa bir sürede buradan kaçarım mantığında. Şu anda aslında 2 yıla yakın bir zamandır bunun sürüncemesini yaşıyoruz. Yani şuradaki yükselişin sindirilmesi bu. Burada da şu anda yaklaşık 250'lerden bu son dönemdeki 2024'teki çıkışı düşünecek olursak 250'lerden 300'e geldik. Mesela 310'dan işte 315'ten 400'e yaklaşık işte 90 desen %25-30'luk bir getiri daha hani buradan itibaren bekleniyor. Şimdi bunu mesela S&P ile kıyaslayalım. Yuvarlak 5000. 5000'e %30 getirecek olsak ve bunu bir yılda getirme potansiyeli olsa S&P'nin 6500 olması demek. Yani S&P'nin 6500'e gitmesi dünya için inanılmaz üzerinde aynen konuştuğu öyle bir nokta olur. Ama biz burada mesela bir başka formasyon şuradaki işte omuz baş, ters omuz baş omuz gibi bir şey var. Şunun üstüne kırıldığında burada kalıcılıkla bu hareket yine şurada mesela 2015'te yaklaşık 2-3 ayda şuradan şuraya düşebilmiş. Yine 2-3 ayda yani bu hareketler hızlı oluyor.
Yani burada da bu hareketi hızlı bir şekilde yakalarsak 400'ü yakaladıktan sonra mesela 2024 içinde burada aslında çok fazla durumunun anlamı da olmayabilir. Buradan sonrası için. Buradan tekrar yukarıya böyle bir sert tabii ki piyasayı göreceğiz. İçinde yaşadığımız zaman hareket etmesi çok kolay olmayabiliyor. Ama şuraya baktığım zaman ben onu görüyorum. Buradan buraya da işte 2 ay içinde gelirse oradan itibaren hala %60'a yakın kümülatif faiz alınabilen bir ortamda burada ne kadar daha fazla durulabilir? Tabii bu bir de dolar bazlı grafik. Dolar bazlı dediğimiz doların düşüp endeksin çok da yükselmediği zamanda bile bu getiriyi sağlayabilirsiniz. Siz dolarınızı bozarak bu hareketi yakalıyorsanız sonra tekrar dolarınızı alıp kenara dolarla ne yapıyorsunuz ona bakmanız lazım. Dolayısıyla dolar bazlı hareket aslında biraz böyle. Senin de onu dile getirdiğin iyi oldu. Hedef olarak yaklaşık %30 dolar bazlı bir kazanç potansiyeli barındırıyor şu anda. O da çok iyi bir oran. Aynen öyle, çok iyi bir oran. Ama orada da işte biz 100'ün 100 hissenin ortak oranı bu. Ama dediğim gibi mesela burada anormal geride kalmış hisseler var. Bu dolar bazlı getiriyi bunlarla sağlayabilir miyiz? Konu o. Aslında banka tarafı ve holding tarafı çok ön plana çıkarılıyor. Bankacılık çok ciddi bir yol kat etti. Biraz o beklerken buralara geliş olur mu? Gelirse hangisi en geride? Bunları görelim diye aslında bunu istemiştim. Şimdi yavaş yavaş aslında bir takım sektörel bazlı ayrışmalar olmaya başlıyor. Bankacılıkta nasıl bir hareket varsa yavaş yavaş otomotiv tarafında da bir nasıl diyeyim böyle biraz amiyane bir tabir olacak ama tırmalamaya başladık. Yani olduğumuz yerde işte biraz bocalıyoruz gibi bir görüntü var. Burada da bir sektör raporu geldi HSBC'den mesela. Ford, Otosan, Tofaş, Doğuş Otomotiv ve Türk Traktör için yeni hedef fiyat revizeleri geldi. Yayınımızı izleyenler buradaki linke tıklayıp haberi açabilirler. Haberin sadece ben başlığını, rapor da bunun içinde var. Başlığından bahsedecek olursak burada işte Doğuş Otomotiv ve Tofaş aldan tuta indirilmiş durumda. Ve hedef fiyatlar 320'ler, 310'lar, hisselerde zaten 3 aşağı 5 yukarı bu civarlarda. 280-300 arasında şu anda. Türk Traktör zaten tut idi, tut devam ediyor. 800'den 950'ye bir revize gelmiş, o da 950'ye yakın. Bir tek Ford Otosan'da 1165'ten 1370 TL'ye revize edildi. Yukarı revize var ve al devam ediyor. Ve raporun detaylarında da Ford Otosan'ı bu sektörü daha defansif olarak belirtmişler. Bu raporun detaylarına buradan tıklayarak izleyenlerimiz ulaşabilir. Burada da zaten bu sabah itibariyle de Nisan verileri geldi. Otomotivde de burada şunu görmüş olduk. Özellikle işte giriş sektörü pazarı işte Tofaş yatırımcılarını ilgilendirebilir. Burada Stellantis ürün grubunda geçtiğimiz yıl Nisan'la bu Nisan arasında çok ciddi bir daralma var. Sektörün genelinde Nisan seçim sonrasına denk geliyor bu. Henüz yıllık bazda ilk 4 ayı kıyaslarsak çok ciddi majör bir gerileme yok ama Nisan ayında çok keskin bir düşüş var. Bu da faizlerin artık bu seviyelerden otomotiv yatırımı yapmayı çok elverişli kılmadığını bize gösteriyor. Aslında burada da en son bu 4 hissenin BIST 100'e kıyaslamalı getirisini koyduk. 2022 Mayıs, 2024 Mayıs. Burada Türk Traktör %750 getirmiş. Yani 2 yılda %750 bir getiri. Doğuş Otomotiv %470 getiri. Ford Otosan endeksin biraz üzerinde. Tofaş endeksin biraz altında. Burada da bunları söylemekte fayda var. Net bir şekilde ayrışma da görülüyor. Türk Traktör diğerlerine otomotiv sektörü içindeki dinamikleriyle benzemese de burada çok ciddi bir ayrışmanın içine girdiği görülebilir. Otomotivle ilgili sormak istediğim bir şey yoksa yavaş yavaş biraz geride kalmış olan enerji sektörüne girmek istiyorum. Yok abi. Ben de aslında şeyi merak ediyorum. Sen değindin. Yani biz tabii BIST 100 üzerinden bir yorum yaptık. Dedik ki işte dolar bazında %33. Ama tabii ki o bir ortalama, o bir endeks. Aslında hangi sektörlere yönelmek gerekiyor kısmını ben de şimdi merakla dinliyorum senden. Aynen. Şimdi burada şuna bakıyoruz. Enerji ve enerji ekipman üreticilerinde
sıra onlara gelmiş olabilir mi? 2022 Kasım itibariyle bu bir takım hisselerde çok ciddi getiriler sağlandı. Birazdan bunların hepsini sırayla göreceğiz ama bu sabah Dükkanı Açtık yayınında Ata Yatırım'dan Cemal Demirtaş da yayınımıza konuk olmuştu. Ve burada bir yurt dışı, özellikle Orta Doğu'daki büyük yatırımcıların şirket satın alması olur veya başka yatırımlar olur veya buradaki şirketlerin oralarda bir takım tesis kurma vesaireleri de olabileceği söylenmişti. Bunlarla birlikte bir de çok uzun zamandır yapılmayan enerji artışları, enerji fiyat artışları konuşuluyordu. İki tane burada beklenti aslında var. Şimdi bu zam haberleriyle ve bu beklentilerle, yatırım beklentileriyle burada yeni bir trend başlayabilir mi? Çünkü 2022 Kasım'dan beri 1,5 yıldır TL bazlı bile zirvesinin çok altında birçok firma. Şimdi yavaş yavaş istersen bu hisselere geçelim. Bunlardan bir tanesi Smart Güneş. Güneş enerjisi sektöründe zaten ismiyle de müstesna. Burada bunu görüyoruz. 2 Mayıs'ta bir bilanço açıklaması oldu ve çok ciddi olumlu bir bilanço tablosu karşımıza çıktı. Ve bunu da ertesi sabah tavan açarak aslında yatırımcılarını ödüllendirdi. Tavandan sonra bozuldu. %7,5 seviyelerinde alıcılı seyrediyordu ben grafiği hazırladığımda. Ama neyi görüyoruz? Burada yavaş yavaş bir düşen trendi kırma görüntüsü var. 100 günlük siyah ortalamanın üstüne atmış gepli bir açılışla. Burada kalıcı olacak mı? Tekrar altına mı düşecek? Bunu izleyeceğiz. 200 günlük ilk direnç olmaya aday. Bu kırılım gerçekleştikten sonra daha sonra da yaklaşık 75 seviyeleri burada, yani şu seviye bir direnç olarak gözlenebilir Smart Güneş'te. Ama neyi görüyoruz? 2022 Kasım'da da bu hisse 62 liraymış. Arada bir 90'ın üzerine çıkmış ama hala 62 lirada. Dolayısıyla bu tarafta aslında çok hoş bir görüntü yok. O dönem çünkü yenilenebilir enerji ve bu sektördeki firmalara küçük yatırımcılar çok ciddi akın etti. 8 milyonun üzerinde yatırımcıyla Borsa İstanbul'da özellikle borsada Fintwit camiasında bu hisselere çok yer verildi. Yer verilmesiyle beraber iyi de getiriler sağlandı fakat uzun vadede belli noktalara gideceği beklentisiyle 1,5 yıldır aslında burada ciddi bir getiri kaybı mevcut. Enflasyonu da ve BIST 100'ün bile getirisini düşündüğümüz ortamda. Kontrolmatik yine bunlardan bir tanesi. Yeni Sasa gözüyle bakılıyordu. Farklı bir sektördü tabii ki ama Amerika'da da teşvikler alan ve yatırımlar yapan birçok farklı sektörde hem depolamadan işte uydulara kadar birçok sektörü teknoloji alanında yer alıyor. 2 Mayıs tarihinde bu sektörde de yine Kontrolmatik tavan kapattı. Ve orada da 100 günlükle 200 günlüğün üstüne atmış durumda. Buradaki hareket şuradaki en azından trende doğru bir koşabilir. Bu izlenebilir. İçinde olan yatırımcılar veya girmek isteyen yatırımcılar 200 günlüğün altında çok fazla kalamıyor. Bu tarafta da 200 günlüğün altında kısa bir süre geçilmiş. Şu anda biraz daha uzun kalmasına rağmen bunun üstüne atarsa yeni bir trend burada gözlenebilir diye düşünüyorum. Burada GESAN yine girişim elektrik 100 günlük hareketli ortalamasının üstüne çıkmış durumda. 200 günlüğünde burada bir direnç olarak gözlenebileceğini söyleyebiliriz. Burada da bir düşen kırılımı var. Burada ben kişisel notumu paylaşayım. Ben de işte Smart Güneş'te böyle bir beklentiyle tavan açtı vesaire ve küçük, çok küçük bir oyun miktarıyla burada ben bu sabah itibariyle bir pozisyon aldım. Şu an o da ciddi bir getiri de %5 civarı. Bakalım buradaki şey papaz pilavı yiyecek mi burada da? Ben bunu gözlemek için en azından bu çekincemi de belirtmiş olayım. Burada da 82-90 ve daha sonra da eski zirvesi gözlenebilir. Aksa Enerji bunun Ata Yatırım'ın portföyünde en beğendiği hisseler portföyünde olduğunu söyleyelim. Burada da 100 ve 200 günlük ortalamanın üstüne atmış durumda. Ve şuradaki burada bahsettiğim 41-43 aralığının yakınındayız. Esas hareket, hızlı hareket daha doğrusu bunun üzerinde şurada hızlanabilir. Çünkü şu düşüş hareketi biraz hızlı olmuş. Bunun üstüne çıktığımızda 43'ün üzerinde 55'in hızlı bir şekilde 50'lerin üstüne atabileceği burada izlenebilir. Burada da yine bir düşen kırılımı mevcut. Benim de burada yatırımım var. Bunu
söylemeden edemeyeceğim. Dolayısıyla burada Aksen'in de yine ufak bir miktar olsa da orada bundan bahsetmek istedim. Astor'a bakacak olursak şurada ne görüyoruz? Yine Kasım 2022 civarlarında çok özür diliyorum. Aynı grafik 6-6 olduğu için bu yanılttı beni. Zaten halka arzı Ocak 2023. Halka arzı olduğu seviye 13.71. Düşmüş hali, zirveden sonra düşmüş hali şu anda 103. Dolayısıyla yaklaşık bir 8 kat yükselmiş bir performansta. Burada mevcut en yüksek gördüğü 140'ların üstü. Dolayısıyla burada da bir daralan üçgen var. 100 günlük ortalamasında bir direnç oluştu. Bu yine daha sonra da 114'te 200 günlük yatırımcılarını burada beklediğini söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi burada bu sektör ve bu hisselerde biraz ne var diyeyim, bir toparlanma, dipten dönüş emaresi var. Ama bu dibin de ne kadar dip olduğu konusu şuradaki bu yatırımcılara tavsiyem, buradaki halka arz zamanlarındaki fiyatları neydi onu bir tekrar hatırlamaları. O onlara en azından bir fikir verir diye düşünüyorum. Şimdi sektör içindeki şirketlerden biri Enerjisa, bunun diğerlerine bir farkını görüyoruz. 2022 Kasım'dan beri zirvesini yenileye yenileye yoluna devam ediyor. Bu Enerjisa zaten Enerjisa'nın halka açık olan kısmı dağıtım, enerji dağıtım bölümü. Burada net bir yukarı trend mevcut olduğunu söyleyebiliriz. İyi de bir temettü hissesi, hem getirisiyle olsun hem de halka arz olduktan beri her sene temettüsünü veriyor ve arttırıyor. Dolayısıyla burada bir ayrışma Sabancı hissesi de olmasının muhtemelen bunda bir payı var. Ve burada yine enerji dağıtım tarafında olduğunu söyleyelim. Burada eğer fiyatlara bir zam gelirse pozitif etkilenebilir. Şimdi bir yıllık bu hisselerin de kıyaslama tablosuna bakacak olursak Enerjisa'nın bir yılda en şu an yukarıda olduğunu söyleyebiliriz. Diğer hisselerde ise belli bir yere kadar Enerjisa'nın çok üstünde getiriler mevcut. Ama en geride Gesan, Aksen ve Smart Güneş, Kontrolmatik ve Astor diye sıralandığını söyleyelim. Bu bölümle ilgili sormak istediğin bir şey var mı? Yok abi, ben bu şimdi geldiğimiz bölümle ilgili yabancıların oranlarıyla ilgili merak ettiğim bir şeyler var. Orada sen aynen, bir anlat, tamam. Ben ondan sonra sorularımı sorayım. Tamamdır. Burada şimdi borsadaki yabancı oranlarını her yayınımızda koyuyoruz. Genel itibariyle de şu dönemde 37-37,5 arasında gitti geldi. Ama son bir haftada bu seviye 39'un şu anda üzerine çıkmış görünüyor. İlk kez bunu gözlemliyorum. Epeydir bunu izliyordum ve şuradaki seviyeye de bakacak olursak şuradaki seviyenin de üstüne çıkmış vaziyette. Ve burada şunlara bakalım. Yabancı oranı son 10 gündür artan hisseler. Şimdi şuraya bakacak olursak ilk başta burada daha spekülatif hisseler veya BIST 100 dışı hisseleri görüyoruz. Spekülatif dememdeki amaç aslında bu yani, yoksa şey anlamında değil. Ama yavaş yavaş burada aşağılarda, şurada da neyi görüyoruz? Son 4 gündür arda arda alımlar var burada. Mesela Türk Hava Yolları'nda 31'den 33'e, yani 31-31'den 33-33'e çıkmış. Yani 2 puanlık bir oynama. Son 4 günde yaklaşık bu 2 puanı 31'e oranlarsak ciddi bir hızlı bir artış söz konusu. Yine Sabancı Holding'de de bu söz konusu. 50-75'ten 52'ye gelmiş. Vespe'de bu artış var. İşte Yunsa'da bir artış var. Bunun toplam bütün verisi birazdan linkini göstereceğimiz PDF'in içinde mevcut. Satışa bakacak olursak benim son dönemde her yayında neredeyse söylediğim Migros burada başa güreşiyor. Burada son 10 gündür yabancı satışı görüyoruz. Ben 2-3 haftadır bunu görüyorum. Yaklaşık 20 günün üzerinde oldu. Arda arda yani kaçlardaydı? 50'lere yakındı. 36'ya düşmüş durumda. Kesintisiz bir satış var Migros'ta. Biz burada bütün yayınlarda katıldan konuklar hep perakende, gıda perakendeciliği sektöründen bahsediyor. Ama Migros'ta burada da böyle bir durum olduğunu söylemek lazım. Carrefour'da da yine işte 15'ten 12'ye inmiş durumda. Bunları gözlemek yine mümkün.
Ford Otosan'da bir 5 gündür bir yabancı çıkışı burada gözleniyor. İşte onun dışında biraz burada bilişim sektörünü görüyoruz. İşte Obase veya işte Indes, Fonet gibi burada işte Miatek, bunlar gözüme çarpıyor ilk aşamada. Raporun tamamı da sayfamızda, sayfanın içinde, yani indirmeden de şöyle bütün hepsi gözlenebilir. Bu raporun içeriğinde ne var diye soracak olanlar varsa hem burada komple yabancı tablolarını görmek mümkün. En alta doğru da ilgilendiğiniz hisse hangisi ise, mesela ben Akbank'la ilgileniyorum. Akbank üzerinde bakayım. Çünkü bir önceki tablo son 10 gündür ard arda. Yani 3 gün alıp bir gün kesintiye uğradığı zaman o listeden çıkıyor. Sonra 5 gün daha aldığında bir gün daha listeden çıkıyor. Dolayısıyla trend olarak uzun dönemli buna bakmak isteyenler neyi izleyebilir? Mesela Akbank'ta burada ne görüyoruz? İşte 5 burada yaklaşık, evet, 5 Şubat 29 Nisan arası işte 58'den 62'ye gelmiş. Tek tek hisselerine bakmak isteyenler, mesela Arçelik 16'daymış. 17.5'a çıkmış, yine bu civarlarda. Hani net bir trend yakalamak istiyorlarsa buradaki, burada mesela trend olarak neyi görüyorum? CVN hissesinde 7'den işte 11'e gelmiş. Ve eğer bunu da kendine bir trend olarak, işte yabancı çıkışı olan hisseler burada görülebilir. Yavaş yavaş mesela Ereğli'de burada ufak ufak yukarıya doğru bir dönüş var. Hisse hisse, ben hissemdeki yabancının durumunu takip etmek istiyorum diyenler, bizim sayfamıza eklediğimiz buradaki raporu detaylı bir şekilde lütfen incelesinler. Ve mesela Tofaş'ta burada çıkışı gözleyebilirsiniz. Ama işte Yapı Kredi Bankası'nda ciddi bir Mart sonrası alış var. Bu alıyor demek illa yükseliyor demek de değil ve uzun vadeli bir şey göstermeyebilir, ama yabancıyı kendine trend alan ve yabancının olduğu yerde durmak istiyorum diyenler için en azından bir gösterge olduğunu söylemek mümkün. Abi ağzına sağlık. Bu yabancı girişlerini ben de bir aralar çok takip ediyordum. Yani ben son zamanlarda tabii borsadaki pozisyonumu biraz azalttığım için sizin kadar detaylı takip etmiyorum. Ama şundan dolayı da önemliydi. Hatırlarsan seçimden önce, bu mahalli seçimlerden önce işte şey deniyordu. Evet, rasyonelleşme var Türkiye ekonomisinde. Ama seçimden sonra işte hem Merkez Bankası hem de Mehmet Şimşek ekibi görevde kalacak mı bakalım. İlk önce onu bir görelim. Seçim bir aradan çıksın. Ondan sonra onlar görevde kalırsa yabancı belki de ikna olur, daha çok piyasaya girer gibisinden yorumlar, analizler vardı. Kaldı ki çok da mantıksız sayılmaz. Çünkü malum yaşadıklarımız eskiden. Eski kötü tecrübeler, Naci Abal tecrübeleri vesaire. Neyse, şimdi o cepte gibi, yani seçim geçti. Evet, Merkez Bankası yönetimi duruyor, Mehmet Şimşek duruyor, rasyonelleşme politikaları devam ediyor vesaire. Sanki geriye sadece yabancının daha da, zaten bir sen de gösterdin işte ufak ufak bir artış var, 39'lara gelmiş. Geriye sadece globaldeki riskler kaldı gibi. Yani bir risk off, bir riskten kaçış durumu olmazsa globalde, Amerika'da bir resesyon durumu ya da işte ne bileyim beklenmedik bir kriz durumu falan olmazsa, sanki yabancının da Türkiye'deki bu primden, bu potansiyelden faydalanma trendi devam edecek gibi duruyor. Sen ne dersin abi? Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü tabii burada biz mesela yabancı oranlarını burada iş yatırımı sitesinden alıyoruz, koyuyoruz her hafta. Burada aslında şöyle bir durum var. Burada bir yükselen grafik mevcut. Fakat biz sevgili Adem Soylu'yla bir yayın yaptık. Ve o yaptığımız yayında kendisi oraya farklı bir pencereden de baktı. Mesela Garanti Bankası'nın KOT'tan hisseleri topladığı ve kendi hisse halka açıklığının çok azaldığı bir dönem. Ve bununla beraber yine QNB Finans Bank'ın da halka açıklığının çok çok cüzi noktalarda olduğu. Ve bununla beraber o iki hissedeki fiyat hareketlerinin etkisiyle beraber de bu tarafta aslında o göstergenin çok da gerçeğe yansıtmayabileceğini kendisi belirtmişti. Şimdi bunların dışına da baktığımız zaman birçok hissede de yabancı durumunun aslında çok da artış göstermediği yönünde. Fakat bunların hepsinin gözümüzü kapatıp baktığımız zaman elimizde bir tane veri var. Yabancının cari değeri. O değere baktığımızda bu yükseliş eğer hisselerin içinde de
yukarıya doğru değeri getiriyorsa ve bu tek bir sektörde oluyorsa, bu tarafta buna da gözümüzü kapatmamak lazım. Bu bize hem Borsa İstanbul'un 324 geçilirse ve o noktaya gelirsek 400'e götürdüğü noktada düzgün bir portföy yapmanın ne kadar önemli olduğunu, yani ben sadece işte bacası tütenlerle yürürüm veya bunun dışında şu sektörlerden 2-3 sektör dışında işte bankacılığı, holdingi eklemem diyenler bu getirilerden oluyorlar. Dolayısıyla yabancının da riskten kaçınma, özellikle faiz düşüşü olmaya başladığında para tekrar işte Amerikan tahvillerinden, Amerika'dan dışarıya çıkıp biraz gelişmekte olan ülkelere girmeye başladığında, bunu burada da biz eğer Standard & Poor's, Fitch gibi, Moody's gibi değerlendirme kuruluşlarından biraz notlarımızı yukarıya doğru arttırmış noktada olursak, sadece kısa vadeli girip çıkacak yabancı dışında daha uzun vadeli yabancı ile beraber o 400'ün de üstüne 500'e ve bunca yıldır 10 yılı aşkın süreden sonra 500-150 düşüşünün üstüne bir 350 daha koyup 850'ye kadar neden gitmesin? Bu ülke bunu hak ediyor, hepimiz hak ediyoruz. Neden yurt dışında yatırım kovalayalım? Neden ülkemizde durmayalım? Dolayısıyla bu tarafta ben de olumlu olmak istiyorum. Göstergelere bakacağız, fiyatlara bakacağız ve orada ne görüyorsak onun bize söylediğini yapmaya çalışacağız. Aynen öyle abi. Ben de o tarafı takip ediyor olacağım. Özellikle de bu ekonomik politikalardaki rasyonelleşmenin devam etmesi, hatta mümkünse diğer alanlara da yayılması zaten bizim notlarımızın düzelmesini de beraberinde getirecektir. Dediğin gibi kesinlikle bunu hak ediyoruz. Hep diyoruz işte çok ciddi potansiyel var ama bir türlü o potansiyele ulaşamıyoruz. Çok böyle geçici sıçramalar yapsak da onu kalıcı kılamıyoruz. Umarım o günleri de görürüz diyelim. İnşallah. Var mı abi başka ekleyeceğim bir şey son? Şimdilik şu anda yok. Önümüzdeki haftayı takip ediyor olacağız. Bakalım cuma akşamı itibariyle not açıklaması ne yönde gelecek, nasıl bir revize yapacaklar. Tabii ki yayınlarımızı, içeriklerimizi beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın diyoruz. Bunun dışında benim söyleyeceğim bir şey yok. Ağzına sağlık abi. O zaman önümüzdeki haftaya kadar kendinize iyi bakın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.